Mehmet, gir evladım içeri. Haydi zil çaldı. Semiha, geliyorum birazdan. Hadi yavrum, hadi içeri. Tostu hala tost diyorsunuz ya. Haydi. Tekrar geliyor, tekrar. Tamam, bırakın geç. Oh, hadi bir daha. Sen de. Aa bak, hatalar olmasın. Hata. Sinan, oğlum kaç kere söyledim size ya. Bak vallahi çileden çıkaracaksınız beni ha. Ver bakayım şu topları, ver. Ver şunu, öbürünü de ver. Bak evladım, bu toptur. Bu da toptur. Buna ayakla vurulmaz, buna elle vurulmaz, tamam mı? Hadi bakayım. Voleybolla devam. Tamam. Geliyorum birazdan. Evet, zil çaldı arkadaşlar. Güzel bir dersti. Topları buraya doğru alalım tek tek. Ver evladım, ver. Evet, teşekkür ederim. Gönder, gönder. Bütün topları gönder. Voleybol topunu gönder. Bunu kim yaptı ya? Sinan. Sinan, gelin oğlum hocam, buraya bir. Hocam, iyi günler hocam. Gel hocam. Buraya, gel, gel. Gel, öyle kaçış yok. Evet, herkesin ödevi burada ama bir tek Esra'nın yok. Esra, ödevini yapmadın mı kızım? Yaptım hocam aslında. Yaptım da sabahleyin yaşadığım çok şanssız bir olay oldu. O yüzden şey yapamadım. Hemen size olayı anlatayım. Sabah babam beni okula bırakacaktı. Sonra tabii pastaneye uğradık. Şimdi ben bir poğaça alayım da tabii aç gitmeyeyim okula dedim. Ondan sonra neyse pastaneden çıktık, arabaya bindik. Tam yolda giderken arabanın camına kuş sıçtı. Ondan sonra neyse ışıklarda durunca ben de dur bir sileyim babacığım dedim. Hani ıslak mendili aldım falan. Böyle camı silerken bir tane çiçekçi geldi. Ya Allah ya Allah, burası bizim mıntıka falan dedi bana. Ben de ya yanlış anladınız, ben dedim silici değilim falan derken. Ne anlatıyorsun Allah aşkına kızım? Ödevini yaptın mı, yapmadın mı ya, çok basit. Evet ya da hayır. Ya hocam işte ha, onu anlatıyorum. Yaptım ama ondan sonra neyse babam dedi ki arabadan çıktı. Ya dedi, siz dedi benim kızıma nasıl bağırsınız, isterseniz burada cam siler, isterse bir sonraki ışıklarda cam siler falan dedi. Ondan sonra adam da hani silici değildiniz siz falan dedi. Böyle olaylar karıştı. Bizi polise şikayet ederler. Tamam kızım, tamam, teşekkür ederiz. Sağ ol. Bir dahaki derse ne olur o ödevi getir buraya. Ne olur. Tamam hocam. Evet, var mı başka telefonunu vermeyen? Evet, kutuya koyalım. Sağ ol evladım. Getirelim. Rahat rahat dersimizi işleyelim. Ver evladım. Hocam, ben vermesem olur mu? Hayırdır inşallah. Hocam, babaannem rahatsız da her an telefon gelebilir. Yapma ya. Gidici mi? Yani hocam boş bakıyor böyle tavana doğru. Tamam, sen hadi otur. Tamam, hadi. Sen sağ olun hocam. Evet, cebirsel ifadelerde bu duruma rastlıyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? Yarı çapı R olan diye bir sorumuz vardı, hatırladınız mı? Evladım, ben sana niye izin verdim o telefon için? Biraz moral olsun dedim hocam. Pardon. Bekle, otur. Telefon bekle. Yarı çapı R olan bir soru vardı hatırlarsanız. Onu diyorduk. Evet, bu soru zaten orta seviye bir soru ve birçoğunuzun yapabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Sen gel bakalım böyle. Hadi. Hocam. Hadi disipline doğru bir gidelim. Müdür bey orada, babaannen orada, herkes orada. Gel. Hocam iyileşmiş ama baba. Devam edelim. Sınavınız başladı arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Başarılar. Hocam, istediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz? Sakinim çünkü bu soruya hazırım. Gördüğünüz gibi sormak istediğiniz soruların cevabı burada. Buradan bakıp istediğiniz gibi cevabınızı bulabilirsiniz. Başarılar. Hocam, SSS ne demek? Seni sonsuz seviyorum mu demek hocam? SSS sıkça sorulan sorular demek arkadaşlar. Hocam, tatlıdıkları boş bir kağıda not alalım mı? Hocam, bunlar sadece yazıldığı mı geçerli? Hocam, ayıptır sorması, çiçimiz geldiği zaman çıkabiliyoruz mu? Çünkü tahtada yazmıyor da o. Ya arkadaşlar, ne olur ya, ne yaptıysam yaranamadım, olmadı, şu sorularınızın önüne geçemedim ya. Ya lütfen odaklanın şu kağıdınıza, yazınızı yapın ya. Hocam, başladı şimdi değil mi sınav? Başladı. Evet, toplanalım arkadaşlar. Sıraya girelim. Haydi düz koşu yapacağız. Geç evladım sıraya. Geç geç geç. Aferin. Aferin. Hop, dur bakalım. Dur. Gel bakalım böyle. Bu kıyafet ne evladım? Böyle mi giyinir beden eğitimine ya? Hocam, spor eşyalarımı arkadaşlardan aldım. Ha, bunlar spor eşyaları diyorsun yani. Hocam öyle demeyin ya. Ben bunlarla bir şut çekiyorum. Of yani. Allah'ım, her hafta aynı şey. Geç. Geç hadi geç. Geç. Selma Hanım, merhabalar. Yani var ya, milli sporcu olmasam çıldırırım yani ha. Bakın, bize soruda şöyle diyor arkadaşlar. Bu sanatçının dili, okuyucu şaşırtma ve sarsma anlayışı üzerine... Kim bu kadar ses yapıyor dışarıda ya? Arkadaşlar, ders işleniyor içeride, lütfen ya. Sessiz. Hadi bakalım.
Bakın yine burada neye rastladık? Özellikle noktalı virgülle iki nokta üst üsteyi koyduğumuz yerleri biraz karıştırıyor. Ya ama yeter artık lütfen. Ya arkadaşlar, biraz önce ne dedim ya? Sessiz dedim. Pardon. Bir daha çıt çıkmasın ha. Bak çıt duymayayım. Gözüm üzerinizde. Tatlına başlıyoruz. 3, 2, 1. Eşarbını yanmalama. Eşar... Kesin burada bir daha. Eşarbını yanmalama. Atakan! Ne demiştik arkadaşlar? Ki eki aitlik bildiriyorsa demiştik. Eğer aitlik bildiriyorsa demiştik ki eki. Arkadaşlar lütfen ama aranızda konuşmayın ya. Pardon hocam. Evet devam edelim. Ki eki aitlik bildiriyorsa her zaman birleşik yazılmak zorundadır. Tabii ki sıkça karıştırılan eklerden bir tanesi de de, da ekleri. Aranızda gülmeyin ama artık. Yani arkadaşlar ne var bu kadar? Hadi anlatın. Hocam anlatayım mı? Biz de gülelim. Ha, anlat. Hocam şimdi bizim Mert var ya. Sabah sen kalk uyku sersemi git babasının pantolonunu giy. Şimdi o da kilolu ya zaten giymiş farkında değil tamam mı? Gelmiş okulun önüne bizim güvenlikçi abi. Amca demiş sen gel bakayım şu ceplerde dolu bakayım senin ceplerinde ne var falan. Bu da babasının o bazı şeyleri var ya onları bulmuş da ya ondan sonra ya, çocuk ya, ya disiplinli kal. Allah Allah. Ne kadar komik ya. Otur yerine ya. Zevzeklik etme ya. Buna mı gülüyorsunuz bir saattir ya? Ders işleniyor evladım burada. Pardon hocam. Lütfen. Harita üzerine daha fazla yoğunlaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da kesinlikle unutmayalım derim. Hocam dersin bitmesine 8 dakika kaldı. Önemli değil, devam edebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. İsterseniz bu konuyla alakalı bir de soru çözelim arkadaşlar. İyice pekişmiş olsun. Hocam çözemeyiz. Çünkü 5 dakikamız kaldı. Olabilir. 5 dakika gayet yeterli bir süre bir soru çözümü için. Çünkü sınavda çok daha fazlasını yapmamız 4 gerekiyor. 4,5 dakika kaldı. 4,5 dakikada 2 tane soru bile çözülür. Çözelim bu soruyu öyle çıkalım arkadaşlar teneffüsümüze tamam mı? Hocam 4 dakika. Tamam. Çık hadi çık çık hadi. Hadi erken çık ne yapacaksınız? Sınavda ben sorumlu değilim ki siz sorumlusunuz bunlardan. Beni hiç ilgilendirmez. İsterseniz üç çalışmayın. 3 dakika. Kaç dakika? 3. Çık. Çok üzüyorsunuz beni ya çocuklar. Bu çocuklar beni çok üzüyor bu öğrenciler hocam, ya. Hocam hakkınızı helal edin hocam. Hadi hadi hadi. Hocam hocam lütfen hocam. lütfen affedin hocam. Tamam hadi. Hocam Altan hocam kral kaldır, hocam. Bir de kaldırsanız da. Hocam. Altan hocam. Hocam Altan hocam. Hocam Altan hocam.